Kimyasal silah kullanmak bütün dünyada kabul edilen bir insanlık suçu. Hiçbir devletin bunu kullanmaması gerekir. Biz bu devlete vergi veren vatandaşlar olarak Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Ordusu'nun sürmekte olan operasyonlarda, Kuzey Irak'ta, Federe Irak'ta ve Kuzey Doğu Suriye'de kimyasal silah, suç sayılan kimyasal silahları kullanıp kullanmadığını bilmek şeyindeyiz, ihtiyacındayız. Bunu mutlaka bilmek zorundayız çünkü bunlar bizim vergilerimizle yapılıyor. Uluslararası bağımsız heyetlerin inceleme yapmasına izin verilsin, iddialar araştırılsın ve gerçekler açığa çıksın. Halbuki gördüğümüz kadarıyla, en azından Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanlardan gördüğümüz kadarıyla, devlet bu iddiaların açığa çıkarılmasından çok bu iddiaları dile getirenlere, kendi sorumluluklarının gereği, mesleklerinin gereğini yapan bilim insanlarını terörize etmeye çalışıyor. Aslında hepimizi susturmaya çalışıyor. Yani biz sormayalım, bunu öğrenmek istemeyelim diye bir baskı ortamı oluşturuldu. Demokratik kamuoyunun da bu baskı ve tehditlere boyun eğmemesi gerekiyor. Çünkü böyle bir insanlık suçu varsa bu konuda sessiz kalmak, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Şimdi bu mekanizmaların çalışma usullerini bilmiyorum. Ancak bu yanıtın yetersiz olduğunu ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada böyle bir suç varsa bunu mutlaka araştıracak mekanizmalar kurulmalı. Bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil. Bu uluslararası alanda suç kabul edilmiş bir durum. Kimyasal silahları veya nükleer silahlarla ilgili önleme şeyi olmasa bile Birleşmiş Milletler'in böyle bir yetkisi var. Birleşmiş Milletler harekete geçmeli, uluslararası kurumlar harekete geçmeli. Yani bu bir şey olamaz. Çünkü hiçbir devlet işlediği suçu kabul etmez. Bu yüzden mutlaka uluslararası mekanizmaların, bağımsız mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor.